Mutlu günler değerli izleyenler. Spor Plus'a hoş geldiniz. Tayfun Bayındır ve Mehmet Arslan'la birlikte yapacağız yayınımızı bugün ve Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün saat 20.30'da oynanacak olan Galatasaray Konyaspor maçıyla biz de tabii ki hem o maçı hem de haftanın diğer maçlarını ve takımlardaki son gelişmeleri konuşacağız, değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? İyiyiz. Nasılsınız deyince üşüyor musun? Şu an üşümüyorum ama kazağım sanki şekil ekstra üşüyormuşum gibi bir şey veriyor olabilir. Nasılsınız deyince aklıma Kanat Atkaya geldi. Bir gün bundan 10-15 sene önce ama nasıl kavurucu o yaz sıcakları başlamış. Kanat böyle kendinden geçmiş bir şekilde geldi. Onun çok güzel bir deyimi vardır. Çok yakın olduğu zaman şey der. Usta der. Hı hı. Usta dedi. Efendim dedi. Ya bir an önce lig başlasın dedi ya. Ne oldu Kanat? Ben kendimi plaj futbolu seyrederken buldum bir anda dedi. Gözünü seveyim bir an önce başlasın lig dedi. İyi ki lig başlıyor. Hakikaten kendimize geleceğiz bu hafta sonu. Evet, bir de dün de konuştuk. Milli takım arası çok da heyecan verici olmadığı için lige olan özlem bir kat daha artmış oldu bu arada. Dolayısıyla biz de heyecanlıyız. Bir de güzel maçlar da var. Yani özellikle mesela bugün oynanacak karşılaşma merakla bekleniyor. Hem Galatasaray'da Fatih Terim cezalı, Hasan Şaş cezalı, pek çok futbolcu cezalı. Onun dışında sakatlar var. İşte Konyaspor'a bakıyorsunuz, orada bir antrenör değişikliği var ve Aykut Kocaman'ın gelişiyle birlikte heyecanlı bir ilk maç bekleyişi var. Aykut Kocaman'ın ikinci kez görev başına gelmesiyle. Fenerbahçe'nin Trabzon deplasmanı var. Beşiktaş'ın Ankara Gücü maçı, dünkü konuştuk, kötü zemin sebebiyle Kayseri'ye alındı, evet, vesaire. Yani çok da gelişmeyle geldi. Yani maçlar başlamadan zaten heyecanımız ve merakımız kafi derecede arttı. Şimdi ilk önce haftanın açılış maçıyla başlayalım dilerseniz. Gerçi programıyla başlayalım. Bir bakalım. 20.30'da bugün Galatasaray Konyaspor, yarın 13.30 Erzurumspor Antalyaspor, 16 Alanyaspor Kayserispor, 19 Ankara Gücü Beşiktaş, pazar günü 13.30 Sivasspor Rizespor, 16 Akhisarspor Bursaspor, 19 Trabzonspor Fenerbahçe ve yine aynı saatte Kasımpaşa Malatyaspor maçı var. Pazartesi haftanın kapanış maçında ise Göztepe Başakşehir karşı karşıya gelecek. Güzel maçların olduğu bir hafta. Önce tabii ki Galatasaray Konyaspor maçıyla başlayacağız. Bir muhtemel 11 görelim. Şimdi Galatasaray'ın bunca eksikle nasıl bir 11'le çıkacağı tabii merak ediliyor. Görelim o 11'i. Kalede Muslera, Serdar Ozan, Maicon, Fernando Selçuk, Mariano, Ömer Feguli, Onyekuru, Eren şeklinde. Evet. Galatasaray'ın aslında böyle bakınca çok çok fena bir kadro görünmüyor yani. Ama Fatih Terim sağ kenarında olmayacak. Nasıl bir mücadele bekliyorsunuz? Bir de Konyaspor tarafına da tabii değinmek lazım. Çünkü orada da hani Rıza Çalınbay'la da performansının çok çok kötü olduğu söylenemese de Aykut Kocaman'ın gelişi böyle bütün şehri, camiayı falan fazlaca heyecanlandırdı. Aykut Kocaman'ın da ilk maçı Galatasaray deplasmanı. Ben devam edeyim. Şey dersin ya. Ne diyorsun? Hayır, ben de özellikle bakmıyorum Merve. Önce bir sana dönüyor, bir bana dönüyor. Hani böyle hani evet doğru derim hani dönünce hani dönünce bir yerden başlama, sen özellikle yaptın. Tayfun evet, abi bir ses ben özellikle yaptım. Özellikle yaptım. Peki o zaman Tayfun abi seninle başlayalım. Madem sesleneyim istiyorsun. Vallahi Galatasaray açısından bence son derece kritik bir maç. Maçın kendisiyle ilgili bunu değerlendirmiyorum ben. Sonuçta bu ceza furyasından nasıl bir etkileşime çıktıklarını merak ediyorum. Şundan dolayı arka arkaya gelen cezalar var. Tahkim tarafından onandı bütün bu cezalar. İndirime gidilmedi. İndirime gidilerek bir mesaj belki verilebilirdi. Bu mesaj dahi verilmedi. Yani cezalar, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu'da, tahkim kurulu'da verilen cezaların yerinde olduğunu, doğru olduğunu ısrarla üzerinde durdular ve Galatasaray'ın başvurularını reddettiler. Biliyorsunuz öbür tarafta Fatih Hoca'nın da
duruşmalı bir davası görüldü, talebi görüldü tahkimde. Kendisi katılmadı, avukatı katıldı ama sonuçta önemsedikleri çok net görülüyor. Bu yapıda bir tane de, iki tane de, üç tane de düşse aldıkları cezalardan, gün düşse başkanın cezalarından biraz daha farklı değerlendirilebilir. Ben şimdi bunun reaksiyonunu çok merak ediyorum. Bir, tribündeki taraftarın reaksiyonunu merak ediyorum. Umarım Galatasaray taraftarı bu cezalardan dolayı bir etkileşimde olup tribünden federasyona, hakemlere, kurumlara yönelik bir negatif tezahüratta bulunmazlar. Çünkü artık bundan sonra kulüp de sabıkalı durumda en ufak bu tür kural dışı hareketi yaptıklarında sürekli ceza gelmeye devam ediyor. Mustafa Cengiz bir daha gitti. Bir daha ekstra 45 çıktı. Gün. 60 artı 45. İşte hemen onun üzerine Yelkaya'dan toz alır diye bir daha bir açıklama yaptılar. Ya bu bir yarışa döndü. Çirkin bir yarış. Onda aslında sokakta bir tabiri var. Burada söyleyemem onu şimdi. Çirkin bir yarışa döndü. Nereye kadar gidebilirsiniz? Bir noktadan sonra Galatasaray yapısı olarak frene basmak durumundasınız. Çünkü bir kuruma karşı, bir düzeni yöneten, düzeni organize edene karşı savaş açamazsınız. Tek açarsınız tabii. Yanınıza bir sürü takımları, şunları, bunları açarsınız. Yürürsünüz. O düzeni yıkıp yeni bir düzen kurmaya çalışırsınız. Ama bunun için bir güce, desteğe ihtiyacınız var. Tek taraflı güç ve destekte bu olmaz. Bir de biraz da haklılığına ihtiyacınız yok mu yani? Bravo. Her alınan cezadan sonra da düzene karşı çıkmak da mantıklı değildir. Benim söylemek istediğim, şimdi ben taraftarı merak ediyorum. Yani taraftar burada ne diyecek? Nasıl bir reaksiyon gösterecek? Umarım taraftarım yine amiyane tabiri bir şekilde gazı alınmıştır. Çünkü taraftar birden birilerinin dolduruşuyla hareket ederse, çok ağır ifadeler kullanırsa bu cezalar katlanarak gidecek. Olan Galatasaray Kulübü'nün olacak burada yani. Zaten bir sürü ceza almışsınız. Bir de üzerine bir de kulüp olarak ceza alırsanız büyük sıkıntı yaratır. Cezalardan dolayı 11 çıkaramıyor hoca. Ama kimsenin bu cezaların arkasına sığmaya hakkının olmadığını düşünüyorum. Burada önemli olan nokta, cezalardan dolayı mı kadro çıkaramıyorsunuz, sakatlıklardan dolayı mı? Mutlaka ve mutlaka Galatasaray içinde bir sorgulama yapılmasına ihtiyaç var. Bu sorgulama cezaları niye aldık diye. Bu konuda zaten sorgulama yapmıyorlar. Bu konuda bir ne Fenerbahçe'de ne Galatasaray'da bir utanç, bir rahatsızlık olmadığı için bir yaptıklarından dolayı bir ne diyeyim sana mahcubiyet, daha en müşahile geçeyim, mahcubiyet olmadığı için orada bir sorgulama olması mümkün değil. İşlerinde kendi işlerinden çözüyorlarmış. Bunu görüyoruz, yıllardır görüyoruz işte nasıl çözdüklerini. İki taraf için de söylüyorum bunu, bütün kulüpler için de söylüyorum. Tek taraflı konuşmuyorum. Başka bir durum söz konusu burada. Bence cezalarla birlikte bu kaynadı gitti. Ya bu kadar üst düzey bir profesyonellerin çalıştığı, bu kadar önemli sağlık kurulu ekiplerinin çalıştığı yerde, Galatasaray gibi bir kulüpte büyük başarılar elde etmiş, uluslararası arenada mücadele eden kurulu, bu kadar yoğun biçimde sakatlık nasıl olur? Bunun sorgulaması hala yapılmadı. Belki bunu da kendi işlerinde yapıyorlardır. Bilemem ya. Ama kendi işinize yapsanız diye, yapsanız bile bir sonuç ortaya çıkması gerekir. Ortada bir sonuç yok. Çıkan sonuç sürekli Ahmet sakatlandı, Mehmet sakatlandı, bunun Adale sakatlığı, bunun bilmem ne sakatlığı sakatlığı. Belhanda da milli takımda sakatlanmış. Belhanda da. Milli takıma gitmeden demek ki altyapınızda da bir sıkıntı var ki orada da sakatlanıyorsunuz. Bence böyle bakarım ben ya. Bu kadar sakatlıktan sonra arkadaş oraya gitti, biri vurdu falan, daha önce oraya gidene kadar ki altyapısına bakarım ben. Galatasaray'da sağlık konuları anlamında çok ciddi sorunlar olduğunu düşünüyorum. İlginç bir şekilde kimse bunu dile getirmiyor, seslendirmiyor. Yani o camianın içinde kimse dile getirip seslendirmiyor. Ya da cezaların oluşturduğu halının altına süpürüyorlar. Cezalar, sakatlıklar bugün işte böyle kimseyi mutlu etmeyen, memnun etmeyen sıkıntılı bir kadro çıkıyor. Bu tamam, bir 11 bulabiliyorsunuz. Öyle ya da böyle Galatasaray zaten mutlaka bir 11 bulacaktır. Ama bu 11 Galatasaray'a maç kazandıracak 11 midir? Bu 11 Galatasaray teknik ekibini mutlu eden 11 midir? Bu 11 Galatasaray'ı bundan sonraki maçlara da taşıyabilecek 11 midir? Ve nasıl bir yedek bankı vardır? Bunu hepimizin konuşması lazım.
ne kadar konuşursanız konuşun, dönüp dolaşıp, çünkü ben bunu sosyal medyada çok net görüyorum, dönüp dolaşıp işte ceza verdiler, cezalardan dolayı böyle duruma düştük. Hayır, ceza vermeden önce zaten kadro kurmakta zorlanıyordunuz. Ceza sonucundaki oyuncularınıza bakın. Hangileri ceza almış, ne almamış, niye almışlar, sakatlıklar, kimler sakat, bunları karşılaştırmakta fayda var bence. Tabii oyuncu, yani sakatlık sayısı ceza alan oyuncu sayısından daha fazla Galatasaray'da, onu hep konuşuyoruz. Ama ikisi birleşince işte yani kadroyu bir şekilde çıkarsanız bile dediğin gibi yedeklere bakıldığında çok da tatmin edici bir tablo ortaya çıkmıyor Galatasaray açısından. Tabii bir de üzerine Konyaspor Aykut Kocaman'la yeni bir heyecanla çıkacak maça şüphesiz. Yani tabii ki Aykut Kocaman göreve geldiği andan bugüne çok olağanüstü şeyler değişmemiştir takım içinde teknik taktik anlamda, ama bir motivasyon var. Böyle bir değişik bir enerji var şu anda. Dolayısıyla bir de Galatasaray için ikinci zorlayıcı etken de bu olsa gerek. Yani aslında iki farklı duygu durumu var şu anda. Galatasaray taraftarı ve Galatasaray takımı şu duyguya sahip. Hani benim çok hak verdiğim bir duygu değil bu. Onu da ifade edeyim. Efendime söyleyeyim, cezalarla bizim elimizi kolumuzu bağladılar. Dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu, federasyondan kaynaklanan bir takım engellerle biz bu akşam böylesine zorlu bir karşılaşmaya çıkıyoruz. Çıkıyoruz da acaba bu akşam bize ne yapacaklar? Yani hakem de aslında, hakemin de verdiği kararlar tribünlerin o ateşi hakkında, ateşi konusunda ciddi bir şey olacak. Ne derler? Konu olacak. Şimdi Galatasaray'da böyle bir duygu var. Galatasaray'ın beklediği çalınan ya da çalınmayan her düdük sahadaki stres seviyesini yükseltecek. Birinci duygu bu. İkinci duygu senin altını çizdiğin duygu. Konyaspor çok uzun zaman beraber çalıştığı, hatta Avrupa'ya ilk kez birlikte gittiği Aykut Kocaman'a kavuştu. Aykut Kocaman'la Konyaspor'un da kendine güveni ve gelişen bir duygusal durumu var. Bu iki duygu durumu çarpışacak bugün itibariyle. Galatasaray açısından hiç kolay bir karşılaşma değil. Eksikler var ve mücadele etmesi gereken bir de bu tür bir duygu var Galatasaray açısından. Onun için ben karşılaşmanın gerçekten çok kaliteli ve çok güzel geçeceğini düşünüyorum. Tarafsız bir gözle izleyenler açısından söylüyorum bunu. İki takımı da tutmadan izleyenler açısından. Dolayısıyla bu akşam hani açılış maçı belki de bütün karşılaşmaları çekip çıkarsaydık ben yine bunun olmasını tercih ederdim. Çünkü iki taraf açısından da son derece önemli bir karşılaşma. Bence beraberliğe çok daha yakın gidecek olan bir karşılaşma. Ama burada bir parantez açıp altını çizmem lazım. Şimdi bir arkadaşım var. Bu arkadaşım birlikte olduğu bir kız arkadaşıyla ciddi problemler yaşıyor. Bana birkaç şey anlatıyor falan. Anlattıkça şunu hissediyorum ki bunu arkadaşıma da söyledim. Sürekli başından sonuna kadar sanki bütün problemi karşı taraf şey yapmış gibi, yaratmış gibi. Oysa hiçbir ilişkide, ne insan ilişkilerinde ne de kurumlar arası ilişkilerde tek taraflı bir sorumluluk yok. Hiçbir zaman için yok. Galatasaray'da şu anda ligde bulunduğu durumda 18 takım artı federasyon artı hakemler işte her neyse MHK vesaire bütün problemin kendisinde değil tamamen karşı tarafta olduğunu iddia ediyor. Böyle bir dünya yok. Yani Galatasaray bu anlamda sakatlıklar konusunda bir öz eleştiri yapmalı dedi Tayfun Bayındır. Çok haklı. Ama Galatasaray bu anlamda davranışları ve konuşmaları konusunda da bir öz eleştiri geliştirmek zorunda. Ben bu cezaları neden aldım? Neden bu cezalarla karşı karşıya kaldım? Ve bu cezalar nedeniyle ben niye eksik kaldım? Hatırlayın bundan 2 sezon öncesini, 3 sezon öncesini Galatasaray yine Fatih Terim'le birlikteyken neredeyse Fatih Terim sezonun 3'te 1'ini yine Mersin ve Ordu Spor karşılaşmalarında yanılmıyorsam yine tribünde geçirmişti. Galatasaray doğru öz eleştiriyi yapmak zorunda. Bugün eğer ligde şampiyonluk için varlığını ve savaşını devam ettirecekse, futbolcu, teknik adam ve yönetici bazında doğru bir öz eleştiri geliştirmek zorunda. Eğer bu öz eleştiriyi geliştiremiyorsanız, bugün kendi kendinize yarattığınız bu stres ortamının çok daha fazlasını önümüzdeki dönemlerde hem kendi sahanızda hem de deplasmanda yaşamak zorunda kalacaksınız. Bugün sadece Galatasaray Konyaspor'la oynayacaktı. Oysa bugün sadece Konyaspor'la değil, bir de kendi duygusal durumuyla mücadele etmek zorunda da kalacak. Onun için
hep altını çizerek söylüyorum. Geçen seneki Fatih Terim'e dönüp bir bakalım. Şenol Güneş'le Aykut Kocaman pek çok şeyle mücadele edip kendi işlerine odaklanamazken bir Fatih Terim vardı. Dışarıyla, dışarıdaki gelişmelerle hiç ilgilenmeyen ve sadece takımına odaklanan bir Fatih Terim. Neredeyse hiç açıklama yapmadı hoca göreve geldikten sonra sadece, şampiyonluğa kadar değil mi? Sadece işine odaklandı ve şampiyon oldu. Evet. Oysa bugün bu kez kendi işine odaklanan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş vesaire ki Şenol Güneş hocam için bu sene itibariyle de yine bunu söyleyemem. Ama kendi işine odaklanan teknik adamların önünde Abdullah Avcı bugün itibariyle ya da Kovman bugün itibariyle ne kadar doğru gittiklerini de hep beraber görüyoruz. Şimdi bu tamamen şahsi merakımdan soruyorum açıkçası. Cezalar onandı. Dün bunu yine konuştuk. Bugün de biraz sizin de görüşlerinizi alacağım. Şimdi cezalar yani Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildikten sonra diyelim ki kulüpler kendi paylarına eğer yapılanların yanlış olduğunu yani yapılan açıklamalar gibi değil de daha tersi daha işte tüm bu futbol izleyicisinden de futbolun marka değerine hani zarar verdiği söylenen bu eylemlerden de rahatsızlık duyduklarına dair bir tavır sergilemiş olsalardı eğer. Yani sen diyorsun ki iyi hal indirimi aynen olur muydu? Yani takvim bütün cezaları onamazdı olur. Da bazılarında olur. Bir minimum seviyeye indirme ya da ne bileyim olur. Takım değişikten yapar mıydı? Ben bu şahsi merakım aklıma bence geldi. Bence olurdu. Bence olurdu. Sonuçta biz nasıl kamu vicdanından bahsediyorsak kamu vicdanı ile birlikte kamu beklentisi diye bir şey de vardır. Hukukta bu çok kullanılan bir şeydir. İyi hal bu nedenle çok önemlidir. Giyim tarzı bile bir iyi hal göstergesidir. Suçlu hakimin karşısına çıkar, konuşma tarzı, şekli, giyim tarzı bile iyi halini kullanmayı gerektirebilir. Bütün yargıçlarda böyle iyi halle yönelme yapısı vardır. Hangi yargıç olursa olsun. Çünkü onlar da böyle çok ağır cezalar verilmesini, ölüm cezaları, bilmem kaç yıllık ağır cezalar şunlar. Sonra karşınızda bir insan var. O iş. Bu tarafta da yine hukukçular var, önemli hukukçular ve onlar da bu duygularla yetişip, bu duygularla geldiği için kurum ya da kişi falan fark etmeden ortadaki eylemin nasıl geliştiğini, eylem sonunda ne olabileceğini, onların verdikleri cezanın bu eylemle ne biçimde örtüşeceğini, bunların hepsine bakarlar öyle. Ben bunun kaşını, gözün üstünde kaşı var, çok ağır konu, bu değildir. Bir kere burada hukukçuların, o insanların da mesleğine, yaptıkları işe de bir anlamda hakaret ediyoruz. Ve gidiyorsunuz, kendiniz savunma vermiyorsunuz da avukatınızı gönderiyorsunuz. Hukukçunun karşısına hukukçuyu çıkarıyorsunuz. Güzel bir şey bu aslında. Gerçekten güzel bir şey. Ama oraya çıkan avukatınızın da sonuçta biliyordur için giderken bir iyi hal durumunun söz konusu olmayacağını. Çünkü o ana kadar sürekli açıklamalarda hep yangına körükle gitmişsiniz. Defalarca bu konu hatta ikinci kez sevk edilmeniz gündeme gelmiş. Medyanın bütün taraflarında Galatasaray'ı destekleyen, desteklemeyen objektif olan, subjektif olan, taraflı olan ne olur? Her tarafta en çok konuşulan konulardan bir tanesi şu olmuştur. Ya bu iki kulüp gerçekten çok çirkin şeyler yaptılar. Türkiye'nin her kademesinin bu işten çok rahatsız olduğunu hepimiz biliyoruz. En tepeden en aşağı kadar her kademesinin rahatsız olduğunu biliyoruz. Bir bu iki kulüp de rahatsızlık görmüyoruz. Niye bir çıkıp da özür dilemediler, hata ettik demediler diye bir değerlendirme vardı. Bu değerlendirme doğal olarak disiplin kuruluna da, tahkim kuruluna da yansımıştı. Benim görüşüm bu. Bu konularda biraz tecrübeli olduğumu düşünüyorum yıllardan beri. Benim görüşüm bu. Hem Sayın Cengiz, hem Sayın Fatih Terim bu konularda biraz daha hatalı olduklarını kabul edebilir ve bundan dolayı kamuoyu önünde bir ne diyelim, özür olmasa bile yanlış yaptıklarını, hata yaptıklarını kabul edebilir miydi? Ama aslında önemli özürdür de ama hani ucundan bucağından bir böyle pişmanlığa benzer bir şey dile getirebilselerdi. Kravat takmalarına bile gerek olmadan, kıyafeti kastederek söylüyorum, güzel giyinince hani düşüyor ya. Kravat takmalarına gerek olmadan bile bence tahkim kurulunda düşebilirdi. Bu benim düşüncem, görüşüm. Ama bir de başka bir şey var. Profesyonel Disiplin Kurulu
bütün cezaları en alt sınırdan verdi. En alt sınırdaki cezanın düşme ihtimali zaten çok zayıf, yok denecek kadar. Ancak madde değiştirebilir. Bazıları bir fazlası ya cezaların bazıları. Çok bir fazla değil onlar da. Bence hepsi en alt sınırdan. Yani değiştirmek istiyorsanız da madde değiştirirsiniz, düşürmek istiyorsanız. Bunlar hiçbir şey olmadı. Ben sana katılıyorum. Eğer bir iyi hal görüntüsü olsaydı ben bir ya da iki maç düşme ihtimalini olabileceğini düşünüyorum. Şimdi, zaten ikinci sevkler olmazdı şimdi, iyi hal olsaydı yani. Şimdi hayır. Sen bunu sorunca ben baktım. Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi, ikinci fıkrası diyor ki takdir indirimi nedeni olarak failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurulabilir. Hı hı. Yani. Şimdi sen yargıç ol, bu madde üzerinden bir karar ver. Fatih Terim cezasını indirir misin? Şu an itibariyle mi? Evet. Fatih Terim diyelim ki bu süreç içerisinde yani ceza kuruluna sevk edildi. Sevk edildikten şu dakikaya kadar hiçbir şey konuşmamış olsaydı dahi indirir miydin? Yani ama zaten hiçbir şey konuşmamış olsaydı ikinci ceza olmazdı ya. Hayır yani ikinci ceza için söylemiyorum. Çok güzel. Yani ben bir indirim için nasıl? Söylüyorum. Nasıl? Öyle değil mi? Hayır güzel. Şunun için söylüyorum. Burada diyor ki yani tabii ki bu ceza kanunu, bu spor kanunu değil. Burada ama sonuçta çok retro yani de örtüşüyor. Tabii. Diyor ki ama failin geçmişteki durumu. Hiç konuşmasaydı indirirdim ben. Sen öyle bir karar verdin. Bana kalırsa ben indirmezdim. Hiç konuşmasaydın çünkü, mı? Tabii. Çünkü geçmişte de benzer olayları yapmış. Benden yani, yargıç olmaz yani. Onu mu söylemeye çalışıyorsun? Yok canım olabilir de belki de benden olmaz. Onu yani söylemeye çalıştığım şey şu. Şimdi ceza hukukunda elbette iyi hal indirimi diye bir şey var. Ama sporda spor hukukunda iyi hal indirimi diye bir şey yok. Yani nasıl ki hiç niyetin faul yapmak olmasa dahi rakibine kontrolsüz şekilde girdiğin zaman ve ona zarar verdiğin zaman hakem gerektiğinde kırmızı kartı gösteriyor. Bırakın ona zarar ver. Aklınızın ucundan dahi geçmiyor. Ya burada da iyi hal uygulayabilir misiniz? Hayır. Dönün spor hukukunda yani işte Fatih Terim, Belhanda, efendime söyleyeyim Jason vesaire gibi konu, futbolculara verilecek ceza konusunda da bir iyi hal uygulayabilir misiniz? Hayır. Bu ancak ceza kanununda var. İyi hali hukuksal olarak spor şeyinde hukukunda uygulama şansınız yok. Ama şöyle bir şey var tabii ki. Yani belki de oyuncuların, kulübün, taraftarın tutumu ki yanılmıyorsam Tayfun beni düzeltir herhalde. Ceza kurulu da bu cezaları en alt limitten verdi. Yanılmıyorum değil mi Tayfun? En alt limitten verdi. Belki şunu yapmış olabilirlerdi. En üst limitten verilen cezaları o yargılama süreci içerisindeki davranışlardan dolayı en alt limite indirebilirlerdi. Tayfun Hanım dedi ya da minimum şey yani minimum cezasını verdikleri için ama çok ihtimal yok. Ama zaten bunu minimumdan vermişler. Ben o dedim ya şahsi merakım diye o yüzden. Mesela 5-10 maç arasıysa cezanın gerekliyse 7 maç verdiyse 6'ya düşürür müydü anlamında sordum. Şöyle çok Mehmet gibi keskin demeyelim. İyi hal indirimi yok değil. İyi hal indirimi var aslında. Yani tahkim kurulu açıklama da yapıyor zaten. Bazı oyuncular çok sert giriyor. 5 alacakken çıkıyor. Çok özür dilerim. Rakibimden de özür dilerim diyor. Zaten onların savunmalarını istiyorlar. Kırmızı kart gören oyuncular, oyundan atılan oyuncular, benzer saha dışına atılan teknik adamlar, oyuncular. Yani ceza alan sporcu ve teknik adamlar ya da kulüp yöneticileri ceza kuruluna sevk edildikleri takdirde, daha doğrusu profesyonel disiplin kuruluna sevk edildikleri takdirde onlardan savunma istenir. Savunmalarını gönderirler. Onun için sevkler salı günü yapılır. Perşembeye kadar iki günlük süre içinde onlara savunma süresi tanınır. O savunmalarında genellikle ben Mehmet Aslan'a istemeden çok sert girdim. Orada ona çok ağır bir harekette bulunduğumu biliyorum. Kendisinden özür dilerim diyenler vardır. Bundan pişmanlık duyduğunu dile getirenler vardır. Maçtan sonra kamuoyu önünde de bir pişmanlık duyup bunu dile getirenler vardır. Bunların hepsi raporlarda vardır. Bu nedenle de zaten bu tür durumda olanlara alt sınırdan değil,
5 ise 3 gibi verilir ve takımını onu aşağı doğru indirir. Bunun da bir sistematiği vardır aslında baktığınızda. Yani bir iyi hal indirim yok dersek birebir böyle çok net söylersek yanlış olur. İndirim oluyor ama bu indirimi zaten iki türlü yapabiliyorsunuz. Hukuk müfettişleri sevki sırasında, PPDK'ya sevk sırasında pişmanlığı, üzüntüsünü, açıklamalarını dile getiren oyuncunun bunları savunmasını onunla birlikte gönderip pişmanlığı vardır gibisinden değerlendirme de yapıyorlar. PPDK'daki hukukçular bunu okuyorlar zaten. PPDK'da ona göre zaten ceza veriyor. Buradaki ana noktalardan bir tanesi bütün cezaların alt sınırdan verilmiş olması. Yani tahkime gitse bile indirme şansınız yok. En alt sınırda. Daha altına indiremiyorsunuz. Diyor ki şu yaptığınız olaydan dolayı 3 ila 7 maç arasında ceza alırsınız. Ya bu gazeteciler nereden biliyor falan, nereden çıkıyorsunuz, bizi işte PFDK'yı yönlendiriyorsun falan, böyle acayip acayip açıklamalar yapıyorlar. Öyle bir şey yok. Futbol Federasyonu'nun internet sitesine girin. Orada disiplin talimatı diye bir şey var. Görürsünüz, açın. Bütün eylemlerle ilgili orada ne ceza alabilme ihtimali yer alıyor. Tamam mı? 3 ila 7 maç diyorsunuz. Burada en alt sınır dediğimiz 3 maç üzerinden verilmiş. Tahkime götürdüğünüz zaman tahkimin bunu zaten indirme şansı yok. Yani PFDK çok net tavrını koymuş orada. Bu. İyi niyeti aslında PFDK'nınki de. En alt sınır üst sınır. Şimdi Mehmet'in demin dediği bir şey var. Dedi ki geçmişten dedi sabıkaları var. Ondan dolayı vermezdim diyor. Şöyle bir şey var bir de. Yani bu sene itibariyle bunu çok fazla hatta geçen yıldan itibaren bunu çok fazla görmüyoruz. Merve, eskiden bilirsin değil mi? Şöyle bir alışkanlığımız vardı. İşte falanca futbolcu 3 maç ceza verirdi. Aman efendim tahkimde bir maça iner o. Yani tahkim sanki cezaları indirme makamı gibi değerlendiriliyordu. Yani öyle bir şey ki ya ikisi de bir hukuk kurumu sonuç itibariyle. İkisi de bir ceza belirliyor. İkisi de ceza belirleyen iki hukuk kurumu birbirinden o kadar farklı cezalara hükmediyorlar ki ister istemez insanın zihni bulanmaya başlıyor. Ya arkadaş birinin birine kalem atmasının cezası bir maçsa bir maç verirsiniz. Yani buna işte tahkim 2 maç, ceza kurulu 3 maç demez. Yani çok istisnai durumlarda bir takım farklılıklar olur. Oysa eskiden o kadar farklıydı ki profesyonel disiplin kurulu kalkar, 3 maç ceza verir, gidersiniz tahkime bir maça iner biter der. Bu sene itibariyle iki kurumda verdikleri cezalarda gerçekten tutarlılar. En azından birbirleriyle tutarlılar. Çünkü o tutarsızlıkları burada biz dahil olmak üzere Türkiye genelinde medya hep eleştirdi. Ben mesela dün şimdi Halil Özer ve Aysin Düzen'le birlikteydik. Burada yine bu onamaları konuşuyorduk. Şimdi hani orada bir... Ya hö dersen daha ne? Daha evet, evet doğru daha anlaşılır oluyor. Tahkimin işte ceza onanma açıklaması yapıldığında bir şekilde hani cezalara dair de biraz daha açıklama yapılsın. İnsanlar çünkü hatta yani sadece taraftarlar falan değil medyada bile neden bu cezanın böyle olduğu anlaşılmıyor gibi bir hal var ve açıklansın. Ya ben de şimdi cezalar zaten onandığında, profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edildiğinde, ilk cezalar verildiğinde hepsinin yazıyor açıklamaları neden olduğu. İşte şu eylemi nedeniyle şu şeyden sevk edildi. Cezası şu eylemi nedeniyle şu cezayı aldı. Bu kadar da para cezası aldı gibi bir açıklama eşliğinde zaten paylaşılıyor. Ya onun dışında şimdi sen altını çizdin az önce. Ben şeyi anlamıyorum. Yani taraftarlar bir derece ama siz yani koca yüzlerce bir maddeden oluşan bir şeyden bahsediyoruz. Ceza yönetmeliğinden bahsediyoruz. Yani bir medya mensubu olarak bunu kalkıp eleştiriyorsanız bir açıp bakacaksınız yani. Onu da size federasyon herhalde incik cincik açıklayacak değil. Ben insanları da anlamıyorum. Yani senin az önce İnsanlar yaptığın gibi. Şimdi senin gazeteciler için söylüyorum. Bunu eleştirenler var. Açıklasın neden bu kadar? Yani böyle bir şey olabilir mi? Veya kulüpler tarafı için de aynı şey geçerli. Yani kulüplerde hukukçular var. Bütün maddeleri onlar da biliyor olamaz zaten. Senin az önce yaptığın gibi ben aklıma bir soru geldi. Sordum. İyi halle ilgili. Şu an yani burada atıyorum sizlerden biriniz hukuk mezunu olsaydınız da o maddeyi aklına getiremeyebilirdin. Ve açıp bakıyorsun yani o yüzden yazılmış zaten. Yoksa ezberletildi hiçbir yerde yazılı halde yer almazdı. Şimdi, yani ben insanların açıp bakma üşengeçliği yapıp ondan sonra bunu eleştirmesini de anlamıyorum açıkçası. Niye çok önemli ama? Şimdi Tayfun benim hani arkadaşım kardeşim
Bir gazetenin spor müdürü, Milliyet'in spor müdürü, ben Hürriyet'in spor müdürüyüm. Pek çok spor müdürü arkadaşımız çoğu zaman bir araya geliyoruz. Hepimizin gerçekten medya anlamında ciddi problemleri var. Sadece bizi bağlayan değil, bizim dışımızda da uzmanlaşmış medyanın ciddi problemleri var. Magazininden siyasetine kadar pek çok anlamda. Ama son dönemde özellikle yorumcular konusunda bizim hepimizin yaşadığı ciddi sıkıntılar var. O ciddi sıkıntılardan birine senin az önce söylediğin gibi. Ya neden tahkim bu cezayı verdi açıklasın. Buradaki neden tahkimin verdiği bu cezayı açıklasın falan değil. Oradaki ifadenin gerçek nedeni o tribünlere oynamak. Bir araya gireyim mi? Nasıl bir açıklama bekliyorlar bana söyle. Ben de anlamadım ya. Bir bu şey gibi. Ben size sen şey bana okuyorum. Bağırdın. Tayfun abi bana neden bağırdın? Açıkla demek ya orada yazıyor madde niye o cezanın verildiği zaten. Bu okuduğum sayfada Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de cezaları var. Ama başka bir şey okuyacağım size. Kahramanmaraş AŞ'nin 18-11-2018 tarihinde oynanan Kahramanmaraş Spor, Kırıkkale Spor, TFF 2. Kırmızı Grup müsabakasında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ve ev sahibi kulüp olduğu müsabakada iki kez gerçekleştirmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırmasına. Bundan daha büyük bir açıklama olabilir mi? Ne olduğunu anlatmış, açıklamış bununla. Ve de diyor ki ihtar yani en düşük cezayı verirken dahi burada açıklamış neden verdiğini. Başka bir şey daha var. Onu da hemen söylemekte fayda var. Bu takımlar, bu oyuncular sevk edilirken de zaten hangi maddeden ve hangi gerekçeyle sevk edildiklerini açıklıyor federasyon. Şimdi benim sevgili meslektaşım, benim sevgili yorumcum hayatı boyunca gazete okumaktan imtina etmiş, kitap okumaktan imtina etmiş, Türkçeyi bilmeyen neyse o kadar daha detayını başka bir şeylerde söylemeyeyim. Hasbelkader yorumcu olmuş. Hasbelkader benim gazetemde, Mehmet'in gazetesinde, bizim çıktığımız ekranlarda, başkalarının çıktığı ekranlarda kendine yer bulabilmiş, yazan, anlatan, takipçileri olan bu arkadaşların yapması gereken bir tek şey var. Bir tek şey var ya. İnternete girip Türkiye Futbol Federasyonu'na neden ceza verildiğine bakacaklar. Bana bir tanesi dedi ki arkadaş sen nereden bunu birebir biliyorsun dedi ya. Önceden haber mi alıyorsun dedi. Ve eğitimini aldım yıllarca. Önceden haber mi alıyorum dedim. Bu benim yazarım. Benim yazarım. Önceden bu arada anlatayım Milliyet Gazetesi'nin olduğu gibi Milliyet internet sitesinde yazarları var. Çok çok sayıda yazarım var. Yok dedim ben bunun eğitimini almadım. Ben toplantıların hepsine giriyorum. Ya toplantıların hepsine giriyorsan önceden o zaman koy haberimiz olsun. Ya sen dalga mı geçiyorsun dedim ya. Benle dalga mı geçiyorsun dedim. Çıkarttım önüne koydum. Bu Profesyonel Disiplin Kurulu'nun talimatnamesi federasyon sitesinde var. Sezon başında, şöyle ekrana bakarak söyleyeyim. Sezon başında profesyonel disiplin talimatı, ceza talimatı, tahkim kurulunun talimatlarının hepsi federasyonun sitesinde konulup açıklandığı gibi bütün gazetelere, gazetecilere, kurumlara da kitapçık halinde gönderilir. Herkesin elinde böyle bir kitapçık vardır. Anayasa gibi bu kitapçık vardır. Her sezon yönetmeliklerde bazı değişiklikler olur. Eksikler görülür, düzeltmelere gider. Bu nedenle her sezon o yönetmelikler yeniden güncellenir. Değişik olmasa güncellenir. Konur oraya gider. Ben oradan biliyorum. Açıyorum, bakıyorum. Yazmış. Hukuk müfettişliği yazmış. Mehmet Aslan 41'e 7'den dolayı, Tayfun Bayındır 41'e 3'ten dolayı sevk edildi. 41'e 7 açıyorsun. İşte rakibine kasti tekme atmaktan dolayı 3 ila 6 maç diyor. Tamam mı? 3-6 maç. Bir şeye giriyorsun, arşivine giriyorsun. Mehmet Aslan sezon içinde başka cezası var mı? Yani sabıkası var mı? Yok, ilk defa olmuş. O zaman büyük ihtimalle 3 alacaktır. İlk defa olmuş bir pişmanlık dile getirmiş. Bunu şey haline getirmiş, alışkanlık haline getirmiş. Çok güzel örnek veriyorum size. Altını çizerek herkes. Lugano. En güzel örneklerden bir tanesi Lugano'dur. Alışkanlık haline, Melo'dur. Bunu alışkanlık haline getirmiş. O zaman 3 vermezler hayatta. Arada 5 gelir, 6 gelir. 6'yı da verirler ki oyuncu bilsin ki bir burada kurum var. Bu kurum bu tür yapılan eylemleri cezasız bırakmaz. Önce bir gör. Tahkime düşer düşmez başka bir şey. Ya buraya bakmaya imtina ediyorlar. Bakmıyorsan bile bilenler var aç sor.
Arkadaş bu Tahir Kum da nereden kelime kelime hepsini biliyor. Çünkü adam takip ediyor. O bütün şeyleri biliyor, yönetmelik maddelerini, oraya bakıyor. Hiçbir profesyonel disiplin kurulu üyesi, hiçbir hukuk müfettişi üyesi ve tahkim kurulu üyeleri gazetecilerle konuşmazlar, telefonlarına çıkmazlar. Ta ki biter, cezalar açıklanır, kesinlikle alıp bir yerde karşılaşırsınız. Arkadaş şu maddeden dolayı verdik, bundan dolayı verdik, şu savunmayı yaptı, bunu yapmadı der, söylerler. Yani niye açıklansın, neyini açıklasınlar bana söyle. Zaten bundan daha açık olabilir mi? İşte ben de onu anlamıyorum bak, gerçekten. Ben size Kahramanmaraş'ı bilerek okudum. İhtar diyor. Yani en düşük cezayı bile gerekçelerini ortaya koyarak anlatıyor. En düşük cezayı. Üstünde hemen Mustafa Cengiz'in niye aldığı da var. Orada da çok önemli iş var. Hemen onu da söyleyeyim. Diyor ki orada 45 gün hak malumiyeti cezası ve 30 bin lira para cezası ile cezalandırmasına, buraya dikkat edin, cezanın infazının, devam eden cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına. Yani daha önceden bir ceza almışsın. Devam eden bir cezan varken bir de aynı eylemi yaptığın için, benzer eylemi katlanarak ceza almışsın. Bu yaptı ya, suç şey sabıkası var. Bundan dolayı cezasını katlayalım değil. Madde orada diyor ki yaparsa bir sonraki cezası katlanarak gelir. Yaparsa yine katlanarak gelir. Bunu sizce Futbol Federasyonu bu kadar açıklamalı yaptıktan sonra kulüplerin bilmemesi mümkün mü? Kulüplerin hukukçularının bilmemesi mümkün mü? Mümkün değil canım. Kulüp başkanlarının, oyuncuların, teknik adamların bilmemesi mümkün mü? Başka bir şey. Ne denir? Bu, buna kulağının üstüne yatmak mı denir? Hayır, kulağının üstüne yatmakla alakası yok. Yok. Bu durumdan vazife çıkarıp kendi kamuoyuna, taraftar gruplarına, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon hiç fark etmez. Oraya böyle bir mesaj göndermek. Sempatik görünmek. Taraftarlar bilmiyorlar bunu. Arkadaş sen nasıl verirsin ha? Verir işte, elinde var. Şey gibi algılanıyor, benim böyle şahsi değerlendirmeniz ve şahsi olarak bu değerlendirmeyi yaptım ben. Sana 5 maç ceza uygun gördüm. Gibi o, yani öyle şey oluyor. Merve. Şahsen bence sen 5 maç hak ediyorsun. Sana 8 falan gibi verilmiyor yani bunlar. Bir dediğin bir yönetmelikle. Sadece bu cehalet de sınırlı kalsa tamam. Yani çünkü dersiniz ki arkadaş işte. Hadi açıklanan şeyi okumadınız. Her Allah'ın günü gazetelere koyarsınız, televizyona koyarsınız. O cehaletin önüne geçmeyiz. Ama cehalet değil tek problem. Çünkü bunu ifade edenler kendilerini bir takıma ait ve bir takımın hakkını koruyor konumuna yükseltmek ve gelecek planlarını ve kariyerlerini o kulüp üzerinden sürdürme kaygısı içerisindeler. Temel problem bu. Hep söylüyorum ve hep söylemeye de devam edeceğim. Yani bir bakkal dükkanınız varsa vitrine koyabileceğiniz bir şeyler olur. Ne olur? Yağ olur, tuz olur, şeker olur, bisküvi olur, çikolata olur, su olur. Olur da olur. Bakkal dükkanında ne varsa vitrine koyarsınız. İyi de bir bakkal dükkanınız var ve içi boşsa ne koyarsınız? Ya ekrana çıkan her yorumcu için de bu geçerli. Ekrana çıktığınız ve konuşmaya başladığınız ya da yazmaya başladığınız zaman kendi vitrininize tıpkı bakkal dükkanı gibi bilgi koyarsınız, analiz koyarsınız, efendime söyleyeyim konuşma yeteneği koyarsınız, hikaye anlatma yeteneği koyarsınız, haber koyarsınız. Yani pek çok şeyi koyarsınız. Peki bunlar sizde yoksa ne koyarsınız o vitrine? Ben Fenerbahçe'nin hakkını sana yedirmem dediniz mi? Bitti işte. Vitrine koydunuz malzemenizi. Ya da Galatasaray'ın hakkını yedirmem diye. Bu cezaları siz bunu açıklayın. Galatasaray'a bu cezayı nasıl verdiniz arkadaş? Ya nasıl verdiği yazıyor da zaten. Bunu anlatmanın gereği yok ki. İşte aynen. Onun için bunu satacaksınız. Başka bir şey değil. Merve, konu çok uzadı ama bir tek şey söyleyip kapatayım. Olaylar çıktıktan hemen sonra, bir gün sonra mıydı? Sevk günüydü galiba. Sayın Bakan'ın açıklaması vardı. Dedi ki, en ağır cezaların verilmesi, olayın takipçisiz ve en ağır ceza neyse en ağır cezalar verilmeli dedi. Sporun en tepesindeki isim bunu söylüyor. En ağır ceza. Şimdi diyorlar ki baskılar geldi, ondan geldi, bundan geldi. En ağır ceza ne biliyor musunuz? 7. Ne almış? 3. Aynen, minimum sınırda zaten. Aynen öyle. Ona rağmen bir de itiraz ediyorlar. Neyse. Yani. Şimdi kısa bir aramız var değerli izleyenler. Aradan sonra devam edeceğiz.
kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. İlk bölümde Galatasaray'ı konuştuk. Aynı zamanda aslında detaylı olarak cezaların nasıl verildiğine dair de değerlendirmeler yaptık. Şimdi ikinci hala bölümümüzde... Bunları konuşuyor olmak çok üzücü aslında. Evet, aynen öyle ama ne yazık ki konuşmak durumunda kalıyoruz. Yani öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki konuşmadan olmuyor. Şimdi bu hafta heyecan verici maçlar olduğunu söyledik. Bir diğeri ise merakla beklenen Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi. Trabzonspor Fenerbahçe'yi 18 maçtır yenemiyor ve biraz da psikolojik, yani bazı mesela Fenerbahçe-Galatasaray derbileri için, Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynadığı maçlar için sahada olacak olmayacak futbolcularınız, takımlarınızın o sezonki form grafikleri gibi reel unsurlar dışında bir de psikolojik faktörler devreye giriyor. Yani bu iki maç için altını çizerek bu faktörlerden bahsedebiliriz herhalde. Özellikle Trabzonspor 18 maçtır niye yenemiyor ben size söyleyeyim. Çünkü Trabzonspor 2011 yılından bu yana Fenerbahçe ile yaptığı mücadelelerin tümüne çok daha farklı anlamlar yüklüyor. Evet. Bu anlamlar hem taraftarı hem yönetimi hem de futbolcuları öyle bir baskı altına alıyor ki Trabzonspor'un kendisi olabilme şansı kalmıyor sahanın içerisinde. Kimi zaman olay çıkıyor, kimi zaman o fazla stres futbolculara olumsuz yansıyor. Ama bir şekilde hep negatife dönüyor üzerlerindeki müthiş motivasyon. Ne zaman ki o motivasyonu doğru bir şekilde kullanmaya başlarlar, o zaman Fenerbahçe karşısında galip gelebilme şansları o oranda artar. Çünkü 2011'den bu yana Trabzonspor Fenerbahçe ile bir futbol maçı yapmıyor. Onun anlamı çok daha farklı Trabzonspor için. İntikam deyin, efendime söyleyeyim haklılığını kanıtlamak deyin, rahatlama. Ne derseniz deyin bunun adına. Ama adı Trabzonspor için bir futbol müsabakası olmuyor ne yazık ki. Onun için kaybediyorlardı. Bugün itibariyle, bugüne kadar bir parça şeyin etkisi var bunda. Muharrem Usta'nın etkisi var. Bu stresi minimuma indirme konusunda. Özellikle Sayın Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da bu sene itibariyle bu çabaları, işte Ali Koç'la ilgili demeçleri, Ali Koç'un maça gidecek olması, maçı daha bir hani maç havasına doğru sokuyor. Bu anlamda belki bu pazar akşamı bir şansı olabilir. Sen ne düşünüyorsun Tayfun abi? O uzun süredir yenememe istatistiği ilginç bir durum söz konusu. Fenerbahçe, Trabzon deplasmanlarında hep rahat oynuyor. İlginç bir şekilde Trabzon'da hep Fenerbahçe deplasmanlarında rahat oynuyor. Ev sahibi takımlar kendi kamuoyunlarının, taraftarların baskısında bayağı bir eziliyorlar. Etki altında kalıyorlar. Fenerbahçe özellikle 2011'den bu yana Trabzon'daki bütün maçlarında rahat oynamış. Hep istediğine yakın sonuçlar almış. Trabzonspor'da İstanbul'da oynanan maçlarda neredeyse tamamında Fenerbahçe çelme takmış, puan almış falan. İlginç bir durum aslında. Şimdi biraz onun gölgesinden uzaklaşmış olabilirler mi? Olabilirler ama ne olursa olsun Fenerbahçe'de de Trabzonspor'da da hala 2011'in altına ateş atanlar var. Külleri canlandırmaya çalışanlar var. İşler kötü giderken iki tarafta da maç sırasında mutlaka bu dosyalar bir şekilde açılıyor, bir şeyler söyleniyor. Uzun yıllarda söylenmeye devam edecektir. Bunun önüne geçemezsiniz. Çünkü bunu artık, bunu konuşmayı, bunu bir eylem haline getirmeyi özellikle Trabzonspor'da bir grup strateji olarak belirlemiş. Ortada herhangi bir şey kalmamış. Hala UEFA'dan, FIFA'dan, şuradan buradan beklenti içindeyiz falan diyenler var. Ama Mehmet'e katılıyorum. Allah'a şükür yeni dönem bu yönetim. Önceki yönetimden devam eden bir yapı var. Çok karşılıklı, itidalli, güzel açıklamalar oldu bence. Başkanların gidip gelmesi çok önemli değil. Ama başkan vekilleri, yönetim kurulu üyeleri seviyesinde, teknik adamlar seviyesinde çok ölçülü, itidalli, saygılı açıklamalar var. Bence bu önemli. Trabzon Cena'nın kendi taraftarına yönelik yaptığı açıklamalar da çok dikkate şayan açıklamalar. Maça gelince de iki taraf için de bence sıkıntılı bir durum. Fenerbahçe'de de sakat ve eksikler var. Çok cesur bir karar aldı Trabzonspor. Haklı kararlar bunlar. En önemli iki tane oyuncusunu, iki kaptanın aslında Burak kaptan değil ama
O seviyede bir oyuncu. En kritik iki oyuncusunun biri golcüsü, biri kalecisi. Bir numaralı golcüsüyle bir numaralı kalecisi iki oyuncusunu kadro dışı bıraktı bu maç öncesinde. Bence bu alkışa şayan bir tavırdır. Kurumların genetiği her zaman çok daha önemlidir. Maçları kazanmak, kaybetmek her zaman var ama önemli olan kurum prensibi, kurum duruşu, devamlılık. Kurum burada bir tavır almıştır. Gelecekle ilgili, kurumun durumuyla ilgili doğru kararlardır bunlar bence. Ve herhangi bir maçta diyebilirsiniz. Fenerbahçe maçı da hiç önemli değil. Ki Fenerbahçe maçı olması daha da aslında dikkate çeken bir noktada. Bu maç öncesinde bu iki tane önemli oyuncusuyla onları cezalandırıyor. Yani diyor ki ben maçtan daha çok geleceğime, kurumun kurumsal yapısına ve özellikle de Trabzonspor tarihinin prensiplerine çok dikkat ediyorum diyor. Burası da önemli. maçla ilgili olarak da en yani teknik anlamda söyleyeceğim de kağıt üzerinde Trabzonspor'un bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum. Mehmet abi. Ben bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Yorumuna katılır mısın yoksa aksini mi düşünüyorsun? Yani işin doğrusunu söylemek gerekirse ben eşit olduğunu düşünüyorum şansların. Yani beraberlik ihtimalinin çok daha yüksek bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Çünkü grafiği yükselen bir şey var. Fenerbahçe var. Öte yandan Malatya deplasmanında 5 gol yemiş bir Trabzonspor var. Bütün bunlara baktığınız zaman iki takım arasında çok derin farklılıklar yok. Ben beraberlik ihtimalinin biraz daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ya ama hangi takım kazanırsa kazansın benim için sürpriz olmaz. Peki. Ahmet Ağoğlu'nun Ali Koç'la alakalı Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamalar var. Bir bakalım. Her maçta tribünde takımının yanında yer almak isterim. Her maça gitmeye de çok büyük özen gösteriyorum. Ali Koç'un da takımıyla birlikte olması, kulüp başkanı olarak takımını yalnız bırakmaması son derece doğru bir yaklaşım. Trabzon'a gelen herkes konuk takımın başkanı ve yöneticisi bizim misafirimizdir diyor. Ahmet Ağoğlu yaptı açıklamada. Çünkü ya ben hani bu konunun da yani daha önce ilk bu konuyu böyle günlerce konuşmamıza sebep olan açıklamaların da yine çok normal açıklamalar olduğunu düşünüyordum ama çok anormalmiş gibi yani sanki yani davet etmiyorum ama koltuğu hazırı sanki bir imayla söylemiş gibi bir şey yaratıldı. Ama yani zaten davet etmeme gerek yok ki takımının yanında gelecek diyor yani. Ya bu aslında bu açıklamalara ihtiyaç da yok ki. Yani şu bekliyor. Ama o soru sorulduğu için hani davet kesin edecek misiniz sorusu kesin yöneltildi, yanıt olarak verdi. Öyle bir mahalle baskısı var ki, öyle bir şehir baskısı var ki onu söyleyeyim. Mahalle bu taraf Kadıköy, şehir Trabzon. Öyle bir baskı var ki şöyle bir sonuç cevap bekleniyor. Ali Koç niye geliyormuş ki? Ahmet Ağoğlu nasıl gelir? Hangi yüzde buraya gelir falan. Böyle bir şey yok ki. İki taraftan da böyle bir şey yok. İki tarafta son derece normal bir şekilde başkan ve yöneticilerin gelmesinin kadar doğal bir şey olmayacağını söylüyorum. Bunu doğalı, hiç doğal değilmiş gibi değerlendirmek, ortaya koymak, bravo Ali Koç'a da, bravo Ahmet Ağoğlu'na demek bile aslında zul. Çünkü onlar normali yapıyorlar. Bence de. Şimdi bizim ülkemizde en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Doğalı biz, olağanüstü bir işmiş gibi önümüze çıkarıyoruz. Bir insanın doğruyu söylemesi, bir insanın çalana, hırsıza, zulüm yapana, kadına şiddet uygulayan her neyse karşı koyması kadar doğal bir şey olabilir mi? Bu insanın doğası olan bir şey. Biz bunu olağanüstü bir şeymiş gibi gösteriyoruz. Vay bak hiç yalan söyleme. Bu adam hiç yalan söylemez. Çok dürüsttür, hiç çalmaz. Önemli bir adam. Ya bu bir insanın içinde en normal olması gereken bir meziyet, olması gereken neyse işte o durum. Bunu biz helal olsun ya falan. O noktaya gelmişiz. İşin en üzücü tarafı bu. Oysa her kulüp başkanının en doğaldır takımıyla birlikte deplasmana gitmesi, evinde takımını desteklemesi ve bir kulüp başkanı ve yöneticileri maça geldiklerinde, rakip takım maçına geldiklerinde rakip takımın yöneticilerinin başkanının da onları karşılaması, onlara özel bir yer olması da son derece doğal bir şeydir. Olması gereken misafirperverlik bunu gerektirir zaten. Yani. Biz demiyor muyuz Türk misafirperverliği diye bir değerlendirme ortaya koymuyor muyuz? Ama biz, yoktu. Biz Türk Tayfun misafirperverliğini bir, Türk gibi güçlü kavramını iki,
zeki, çevik ve akıllı kavramını 3 başka algılayıp başka değerlendiriyoruz. Tayfuncuğum, Fenerbahçe stadında Trabzon kafilesi gelirdi, Aziz Bey karşılamazdı. Aziz Bey deplasmana gitmezdi. Trabzon'a adım atmazdı. O anlamda yani öyle dönemden geçtik ki şimdi Fenerbahçe başkanının oraya gitmesi, 20 yıldan bu yana bunu yapmayan bir başkan varken bunun hayata geçmesi, bu hakikaten bir adım. Hocam 3 yıl önce de mi neydi? Aziz Bey gitti. Yok, yok. Biliyorsun cezalıydı. O gitti. Cezalı olduğu Aziz için. Aziz Bey başka bir figürdü. Aziz Bey Fenerbahçe başkanı değildi. Orada karşılanması Aziz Bey'in başka bir figürü. Onun için mesela Aziz Bey şeye de gitmiyordu. Galatasaray maçlarına. Yokşam gitmiyor tabii ki. Yani öyle bir figürü vardı ki ortada Aziz Yıldırım'la birlikte. Şimdi Trabzon başkanı değil. Ha, hatırlayın ya şeyde. Neydi Trabzonspor'un o başkanı? İbrahim Hacı Osmanoğlu. Hacı Osmanoğlu'yla Aziz Yıldırım'ın karşılıklı söylemlerine bir bakın, neler yaşadık biz. Biz neler yaşadık ya. Hakikaten geçmişe dönüp bakınca insan hatırlıyor. Olmaması neler gereken onlar aslında. Yani, neler, tabii ki onlar. Neler oluyor? Ya elbette onlar canım. Yani onlar olsun demiyoruz. Ama yaşadıklarımıza bir bak. Trabzonspor'la Fenerbahçe arasında. Evet, hakikaten öyle. Şimdi Fenerbahçe'de Koeman'la yola devam edilip edilmemesi başarıyla doğru orantılı deniyor ve tabii önce başarı sonra imza başlığıyla Milliyet Gazetesi'nden görüyoruz bu haberi. Bir bakalım detaylarına. Senat Okun haberi. Fenerbahçe yönetimi teknik sorumlu Koeman'la ilgili nihai kararını devre arasında verecek. Yönetim Hollandalı hocanın 3 maçlık performansından memnun kalsa da daha soğukkanlı şekilde karar vermek için devre arasını bekliyor. Sonuçlar benzer şekilde devam eder ve takımda toparlanma emareleri sürerse yeni sezon için masaya oturulacak. Koeman'ın aldığı ücrette bir iyileştirme yapılacak ancak bu çok yüksek seviyeye çıkmayacak. Maaşı başarıya endeksli olacak deniyor. Koeman'ın geleceğiyle alakalı. İlginç bir soru sorayım. Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim şu anda? Koku. Yani normalde Koku'ydu. Bitmediği için, gönderildiği için şu an yardımcısı Koeman devam ediyor. Mehmet, Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim şu anda? Bilmiyorum ki kim. Koeman herhalde. Var mı teknik direktörü? Fenerbahçe'nin teknik direktörü şu anda Filip Koku. Federasyon sitesinde hala görünüyor. Fenerbahçe'de Filip Koku'ya hala maaşını ödüyor. Evet. Çünkü bir, futbol federasyonunun sitesinde böyle görünüyor. İki, eğer bir teknik adamla yollarınızı ayırdığınızı resmen duyurur ve bunu federasyona bildirirseniz, yanlış hatırlayabilirim günü ama 10 gün içinde yeni bir teknik direktör bildirmek zorundasınız. 10 ya da 15 de olabilir. Üç, asıl önemlisi de yolları ayırdığınız teknik direktörle tazminatını ödemek zorundasınız. Bir tür durumlar söz konusu. Şimdi Fenerbahçe birincisi, Koku hala İstanbul'da biliyorsunuz. İstanbul'da hala. Ben de ne kadar şaşırdım. Çok sevinmişim gibi oldum diye. Hollanda'da bir takımla anlaşmadı mı? Hayır, hiç kimseyle anlaşmadı. İstanbul'da? Evet, Fenerbahçe Filip Koku'nun maaşını ödemeye devam ediyor. Şu andaki yardımcısı Erwin Koeman yardımcı ücretiyle yoluna devam ediyor. Ekonomik olarak Fenerbahçe akıllı bir iş yapıyor. Ligin devre arasına kadar böyle gidecekler. Ligin devre arasında bu iş olacak gibi görünüyorsa da kısa süreli, yani lig bitene kadarki süre için bir tazminatsız karşılıklı sözleşmeyi planlıyorlar. Sözleşme yapmayı planlıyorlar. O arada da Filip Koku ile resmi olarak yollar ayrılacak. Yani yollar ayrılacak. Ondan sonra da işte Koeman'la ya da bir başkasıyla yeni bir sözleşme imzalayacak. Şimdi Ozan değişti, Komolli değişmedi başlıklı bir diğer habere geçeceğiz Hürriyet gazetesinden. Bu haberde de ilginç detaylar var, şimdi bakalım. Kısaca bakalım, programımızın süresi bitti sayılır. Parası babasında, evi başka semtte, özel hayatı sükunette. Kadro dışı bırakıldığı Fenerbahçe'de takıma girmesi sportif direktör Damian Comolli engeline takılan Ozan Tufan, Alanyaspor'la görüşüyor. Genç futbolcu bir yandan da tüm hayatını değiştirip eski yanlışlarından uzak kalmaya çalışıyor. Eski yanlışlarını şöyle düzeltiyor Ozan Tufan. Madde madde sıralanmış. Evini başka semte taşıdı. Kişisel hayatını düzeltti. Lüks arabalarını sattı. Parasını babası yönetiyor. Psikolojik çözümlemeler için yardım alıyor şeklinde. Arabalar.
Rarisini satan adam değil mi? Evet, arabalar kısmına biraz takıldım açıkçası. Yani sorunu lüks arabalar değildi zaten ama siz hani bütün bunları yaptığınızda arabanıza kadar da eleştiriliyorsunuz sonra. Ama yani bir ara ne çıkmıştı? Aa, bu arada beni de aldırdı, onu da söylemek lazım. Bir operasyon geçti. Beni de aldırdı, evet. Evet. Onu eklememiş lütfen Mehmet abi. Doğru. 6. madde olarak yazılmalıydı. Şey ama bir ara neler konuşulmuştu biliyorsun. Yani Samandıra'dan çıkıp 1,5 saatte Bursa'daydı. Onda bir problem yok, gidebilir yani. Yani o, ne bileyim, dinleniyorsa ediyorsa problem yok. Sa, problem yok tabii. Yani onun için yok zaten. Hani her gün gitmezsiniz canım. Bilmem. Gidersin canım, niye yani? Ben bir aydır Adapazarı'na gidemiyorum. Düşün ki yani. Şimdi buradaki ana sorun ne biliyor musun? Hani şu bir aylık bir şey olsa, iki aylık olsa, üç aylık bir şey olsa ve üç ayın sonrasında bu yanlışlarını görse, hemen bunları yapsa, bu yaptıklarını yapmış olsa dersin ki evet, kısa sürede hemen gördü. Ya yani Ozan'la ilgili Aykut Hoca'dan öncesi bile var. Var var, evet. O kadar çok yazılıp çizildi ve bunların hepsi, ya bunların hepsi tamamıyla ağır eleştiriler değil. İçinde çok pozitif şeyler de var. İnsanlar hep konuştular. Arkadaş, sen yetenekli bir oyuncusun. Bunu niye yapıyorsun? Menajeri gitti, konuştu. Hocalar mesaj gönderdi. Bununla daha önce çalışmış hocalar. Şenol Hoca bile mesaj gönderdi, biliyorum. Olmadı yani. Bir türlü olmuyor. Yine olmuyor. Sezonun başında Fenerbahçe'de hani bir şey olur falan diye bekleniyor. Yine gitti. Bu neye benziyor biliyor musun? Can çıkar huy çıkmaz noktası var ya, bu kadar bence artık içine işlemiş. Ya şeydesin ya, Fenerbahçe altyapısında çalışıyorsun değil. Onunla birlikte bir başka daha dışlanmış oyuncu var. Kim? Dirar. Dirar aşağıdaki takımda çalışmasına, ayrı antrenman yapmasına rağmen kendi ülkesi milli takımına gitti. 70 dakika top oynadı. Yine milli takımına çağrıldı. Ya dışlanmış tamam, 11'de yok, 18'de yok, A takımda yok ama imkanlar sunulmuş. Arkadaş çalış, çok ciddi bir para alıyorsun. Bak bunu anlamakta çok zorluk çekiyorum. Ben de çekiyorum. Bu tür durumda olan oyuncuların, mutlak ve mutlak baba, anne falan değil, ciddi anlamda psikolojik desteğe ihtiyaçları var. Başka hiç türlü olmaz yani. Kesin. Mutlak destek almalılar ya. Yani dünyada bir sürü örneği var. Bir yıl sonra Fenerbahçe ile işin bittiğin itibaren nasıl hatırlayacaklar Ozan'ı biliyor musun? Eski Fenerbahçeli Ozan. Ve eski Fenerbahçeli Ozan kimliğiyle bir şeyler yapmaya çalışacak. Bir sürü örneği var. Eski Galatasaray'la, eski Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta Ozan değil bak. Fenerbahçeli Ozan değil. Eski. Nasıl eski? 40 yıl oynamış değil. Hiç oynamadan eski olmuş. Yazık. Hakikaten yazık yani. Süremizi tamamladık. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Değerli görüşlerinizi paylaştığınız için. Değerli izleyenler, şimdiden iyi hafta sonları. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek hoşça kalın.